suçsal bir yara teşhir konusu ama tebela bir teknik bir şey. Şimdi burada bu kadar ciddi bir konu CF'de ama katılımcı sayısı 10-15 kişi. Yani demek ki bizim de sizin kadar başkaları da ciddiye almıyor bu konuyu. Tebela bu sistemi belirtmek istiyorum Sayın Halim müsaadenizle. Ayrıca emniyet olarak da bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmalar istatistiki veri olarak da elimde var. Ama bu veriler biraz evvel size ekranda arz edildiği verilerin ortalamanın altında, onu söyleyebilirim. Yani bu oranına göre kıyas ettiğimiz zaman diğer illere göre en azından şu Siirt'te olan herkesin aklında yer edilmesi açısından önemli. Siirt'te tefecilik olayıyla ilgili karşılaştığımız olaylar bahsedildiği ve zannedildiği gibi Türkiye'de en fazla işlenen veya bu olayın karşılaştığımız yer Siirt değildir. En azından bunu algı olarak vatandaşımızın kafasında yerleşmesinde fayda var. Çünkü haddinden fazla abartıldığı zaman bir suç, orada farkında olmadan tefecilik işiyle uğraşan kişilere aslında psikolojik olarak ve sosyal olarak farkında olmadan onlara yardımcı olmuyor. Cesaret. Yani evet, onlar aslında var olan güçlerinden daha fazla bir güç sahibi olduğu zannı onlar üzerinde oluşuyor. Ve bu da tekrar toplumda onların tefeden dolayı mağdur olan ve paraya ihtiyacı olan vatandaşların devletin bile üzerinde bu şahıslar ve oldukça güçlüler. Hatta devlet bile bunlara bir şey yapamıyor zannı ve kanaati oluşuyor ve olduğundan fazla bir güç elde ediyorlar. Birinci husus bu. Çok ayrıntılı diyeceğim. Sadece birkaç belirtmek ve dikkate sunmak için birkaç konuyu arz edeceğim sadece. İkincisi hukuksal bir sıkıntı var. O yüzden bu çalışmalarda hukukçulardan yeterince destek alınmasında fayda var. Çünkü hukukta suçun maddi unsuru, manevi unsuru, iştirak iradesi filan gibi bir takım teknik konular var. Burada bizi ilgilendiren husus şu, bu konunun maddi unsuru tefe yapılan işlemin bir para olması. Yani eğer ortada para yoksa, senet olmuş bilmem hiçbir şey ifade etmiyor, cezalandırmaya gidilemiyor. Eğer sıcak para, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bastırılmış, şu anda tedavülde olan Türk lirası veyahut da döviz cinsinden herhangi bir para yoksa, yani tefeciliğin hukuki konusu paradır. Dolayısıyla senet vesaire filan bunların olması esasen tefecilik oluşturmuyor tek başına. Sadece bunlar üzerinden, vatandaşlar üzerinden başka bir suç unsuru üzerinden çalışmamızın önünü açıyor. O da vatandaş üzerine baskı kurmak veyahut da yağmaya kadar götürebildiğimiz başka bir suçun önünü açıyor. Biz esasen dolaylı olarak o suçlar üzerinden tefecilikle mücadele etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla böyle olduğu için burada da teknik böyle bir problem var. Bunu çok iyi biliyorlar bu işle uğraşan kişiler. O yüzden dolayı ortada hiç sıcak para olmuyor. Senet oluyor, bilmem ne oluyor, işte oturuyor, muvazalı bir işlem, biraz öncesinde söylediğiniz gibi karşılıklı muvazalı bir alışveriş varmış gibi gösterilerek bir işlem tesis ediliyor. Bir sonraki adımındaki bir sıkıntı, hukuki sıkıntı da şu, tamam vatandaş önce canı yandığı zaman şikayette bulunuyor ama daha sonra zaten devletin bundan haberdar olduğu zamandan itibaren zaten takibi şikayete bağlı olmak gereken bir suç olmaktan çıkıp kamu davasına dönüşüyor bu. Kişinin olup olmamasının hiçbir önemi yok. Çünkü hazine zarara uğratılmaktadır ve devlet taraf olmaktadır. Bu durumda da yine şöyle bir ispat sıkıntısı yaşanıyor. Tehditten dolayı veya başka sebeplerden dolayı kişiler en baştaki müracaatlarındaki şikayetlerinden vazgeçiyorlar. Bu sefer vazgeçilince delillendirme yolunda bir problem ortaya çıkıyor ve cezalandırmayla ilgili sıkıntılar meydana geliyor. Bu sefer cezalandırılamayınca devletin önünden mahkemeye çıkmış ve tefecilik işiyle uğraşmış olan bir kişi bu sefer biraz önce bahsettiğim gibi toplumun karşısına dokunulmaz ve devletin bile
hukukçuların bile, hakimin bile kendisine bir şey yapamadığı insan sıfatıyla daha güçlü bir şekilde geri dönüyor. Ve daha fazla bu sefer bu işi yapmaya başlıyor ve kişiler üzerinde güç ve hakimiyet alanı daha da genişliyor. Dolayısıyla bu ve benzer bazı teknik sıkıntılar var. Bu teknik sıkıntıların aşılması gerekiyor. Bir de hukuki olarak en son yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde bizim teknik olarak mücadelemizin önünü kesen başka sahiplerle yapılan kanun düzenlemelerinde de maalesef tefecilik konusu da olumsuz yönde etkilendi bundan farkında olmadan. Çünkü teknik olarak yani telefon takip sizin anlayacağınız dille telefon takibi dinlenmesi ve teknik olarak takip edilmesi konusunda tefecilik suçunda böyle bir işlemden faydalanamıyoruz. Çünkü kişiler hani şunu diyebiliyor, öyle zannedebiliyor vatandaşlar. Ya devlet işte telefonunu dinler, bilmem ne yapar, takip eder, fotoğraflar yürütür. Bunlar hiçbiri mümkün değil. Şu anki yasal durum itibariyle mümkün değil en azından. Bunu yapamıyoruz. Şu anda tefecilikle ilgili herhangi bir ekstra mücadele yöntemi yoktur. Herhangi bir suçla mücadele tarzı neyse o şekilde mücadele ediliyor. Bu da yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Ama yapacak bir şey yok. Polis olarak biz mevzuata göre hareket etmek zorundayız. Benim arz edeceğim hususlar bunlar. Teşekkür ediyorum. Sayı, rakam var mı? Rakamlar var efendim. Biz son 3 yılın rakamlarını derledik istatistik olarak. 2012 yılında Siirt'te toplam 5 tane tefecilik olayıyla ilgili işlem yapılmış. 12 kişiyle ilgili hukuki işlem yapılmış. 2013 yılında bu olay sayısı 5'ten 7'ye çıkmış. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 42'ye çıkmış. 2014 yılında yani geçen yıl olay sayısı 10'a çıkmış. Yani son 3 yıl 5, 7, 10. Yani hiç böyle bir artış. Fakat işlem yapılan kişi sayısı 26. İşte bir önceki yıldaki işlem yapılan kişi sayısı 42 iken, 7 olayda 42 iken, geçen sene 10 olayda 26 olmuş. İşte bunun sebebi de biraz önce arz ettiğim hukuksal düzenlemedeki teknik takibin ve yapılan düzenlemeyle ilgili çerçevede tefecilik konusunun buradan çıkartılması. Ondan dolayı 40 sayı aşağı düşmüş ama olay sayısı 10.